Memur ve memur emeklileri yandı. Hesaplar değişti, maaş zammında yeni oran. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ile alakalı olarak çok önemli bir detay ortaya çıktı. Hem memur emeklileri hem de memurların maaş zamlarında Ocak 2025 döneminde enflasyon farkı verilmeyebilir. Türkiye'de maaş zamları üzerinde tartışmalar devam ediyor. Memurlar, emekliler, asgari ücretliler, özel sektördeki ücretliler maaşlarından ve bu maaşlara gelen zamlardan memnun değiller. Asgari ücrete ara zam yapılmazken özel sektörde çoğu işveren de zam uygulaması yapmadı. Çok sıkıntılı bir süreç yaşanırken Ocak 2025 maaş zammı hesaplamaları yapmaya başlandı. İnsanlar yıl sonuna kadar ekonomik olarak çok zorlu bir dönemi geçirecekler. Ocak 2025'te alacakları maaş zamlarını şimdiden beklemeye başlayanları ise yine kötü sürprizler bekliyor olabilir. Memur ve memur emeklileri şok olabilir. Memurların ve memur emeklilerinin maaş zamlarına yönelik hesaplamalar bugünden başladı. Bu yapılan maaş zammı hesaplamalarında çok ince bir ayrıntı ortaya çıktı. Bunun gerçekleşmesi halinde ise memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 maaş zamları oldukça konuşulacak. Memurlar ve memur emeklilerin maaş zamları yapılan toplu iş sözleşmesi ile belirleniyor. Bu toplu iş sözleşmesi memur sendikalarının onayı ile imzalanmıştı. Bu çerçevede memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan maaş zamları Ocak 2025 döneminde %6 olacak. Bu maaş zammını şimdiden memurlar ve memur emeklileri kazanmış durumdalar. Enflasyon yüzde kaç çıkarsa çıksın bu maaş zammı memurlara ve memur emeklilerine verilecek. Memur ve memur emeklisi maaşlarına bir de enflasyon farkı hesaplanarak zam olarak uygulanıyor. Bu hesaplamada memurların toplu sözleşmelerinde bulunan ve Temmuz 2024 döneminde uygulanan zam oranı olan yüzde 10 dikkate alınıyor. 2024 yılının ikinci altı ayında enflasyon oranı %10'u geçerse o geçen kısım kadar memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacaklar. Merkez Bankası tarafından açıklanan son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini ortalama %38 olarak ilan edildi. Ancak bu enflasyonun %34 ile %42 arasında olabileceği kaydedildi eğer yıl sonu enflasyonu %34 olursa memurlar ve memur emeklileri için kötü bir sürpriz yapılmış olacak. 2024 yılının ilk 6 ayında enflasyon %24,73 çıkmıştı. Yıl sonu enflasyonunun %34 çıkması demek yılın ikinci yarısında %10'un altında enflasyonun olması anlamına geliyor. Bu durumda da memur ve memur emeklilerine Ocak 2025 döneminde enflasyon farkı hiç verilmeyecek. Ocak 2025 memur ve memur emeklisi maaş zammı sadece toplu sözleşme zammı olan %6'da kalacak. Yıl sonu enflasyonun %38 çıkması durumunda %4, %42 çıkması durumunda %8, %48 çıkması durumunda %14 oranında enflasyon farkı memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 maaş zamlarına enflasyon farkı olarak eklenecek.